Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda yeni bir videoyla daha beraberim. Evet, daha önce hiç yapmadığım türde bir video yapacağım. Ben genelde şaka yapmayı hiç beceremem. Bana hep şaka yapıldı. Şu ana kadar şaka yapılan taraf hep bendim. Başıma hep kötü şeyler geldi benim. Ama bu sefer şakayı yapan taraf ben olmak istiyorum ve bunun için gerçekten bayağı bir uğraşıyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi Meryemcan benim komşum ve kendisinin en büyük korkusu paranormal olaylar. Yatak odasından tık diye ses gelsin, salondayken altına sıçar yani. Gerçekten ben hayatımda bu kadar korkan bir insan görmedim. O kadar korkuyor ki bana bile bulaştırıyor bazen. Elektrikler kesilince falan beni arıyor korkudan. Yani gerçekten Meryem'e bir şaka yapılacaksa bu korku üzerinden yapılır diye düşündüm ve bu konuda girişimde bulunuyorum şu an. Evet, vallahi çok heyecanlı çünkü çok az zaman kaldı. Saat şu an 5.30. Şimdi size planı anlatıyorum. 3 farklı yerde GoPro olacak. Bir tanesi bu arkamda, bir tanesi saksının içinde, bir tanesi de mutfakta. Ben mutfakta lavabonun altındaki geniş dolaba saklanacağım. Eve geldikten sonra GoPro ile izlerken de tak tuk sesler yapa yapa böyle yanımda getirdiğim şıngır mıngır bir şeyler var. Onları böyle ufak ufak sallayıp gitgide şiddetlenecek şekilde yapa 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 Meryem'in korkudan altına sıçmasını sağlamayı planlıyorum. Bu girişte daha fazla uzatmadan aksiyona başlamamız lazım. Evet. Şimdi size klasik Meryemcan rutinini anlatıyorum. Evden gelir, içeri gider, üstünü değiştirir. Bazen üstünü de değiştirmez. Daha sonra buraya gelir bu şekilde. Şurada oturur ve saatlerce kalkmaz oradan. Yani aslında çok kolay. Şaka yapmak çok kolay. Çünkü bütün setup'ı buraya kuracağım. GoPro'lar şu an bende değil. GoPro'lar şu an ofiste. Yarım saat 40 dakika içinde getirmezse ben onları kuramam. Bu şaka yalan olur. Bir daha da yapamayız. Yakalanırım. Ne yapacağım bilmiyorum. Hakikaten gerildim. Ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Bizim koridorda ikimizin de evini gören bir güvenlik kamerası var. Şimdi onun gidip internet bağlantısını koparmam lazım. Çünkü arada bir bakıyor millet apartmanda ne yapıyor diye. Benim bu hareketlerimi görmemesi lazım. Kamera da şu an kaydetmiyor. Her ne kadar burada yeşil ışığı yanıp sönüyor. Sanki kaydediyormuş gibi görünüyor ama herhangi bir bağlantısı olmadığı için boşu boşuna akıyor şu an. Yanıma böyle değişik sesler çıkartacak bazı şeyler alacağım. Şurada mesela bir künye var. Bu künyeyi böyle sallarsam sıkıntılı bir ses çıkarabilir diye düşünüyorum. Benim saklanacağım yer tam burası. Buranın içine saklanacağım. Sığar mı ya? Telefon çalıyor. Aa dur, Cem arıyor. Dur. Alo. Açılmadı. Lan açıl lan, at çekmiyor. A**a koyayım. Aldı adam. Ha. Geçen geldi. Ha iyi. 15-20 dakika oradayım dedi. 15 dakika geliyor. Güzel. Ha, 15-20 dakikaya geliyor. Aynen. Tamam, ben şimdi... Karşıda buldum. Telefonla GoPro'nun uygulamasını kurup var mı uygulaması? Yok da kurarım şimdi. Tamam. İç kameraya gönderdim. Aparat gönderdim. Kart gönderdim. Küçük ışık. Kaybetme, canını okur. Küçük ışık gönderdim mi? Unuttum. A**a koyayım ya. Halledeceğim bir şey değil mi? Yapacağım bir şeyler. Bende ışık var. Benim evde şey ışık var böyle. Taşınabilir ışık var. Onu kullanırım. Evet, şimdi burayı yavaştan boşaltmaya başlayalım. Domestos. Latex eldiven. Ya Meryem, sana soruyorum. Benim tepsilerimin sende ne işi var? Bunlar benim tepsilerim ya. Bunların hepsini ben aldım. Tanesi 5 liracından aldım bunları ben. 3 tane tepsi. Ben de diyorum benim evde tepsi nerede? Benim evde tepsi yok diyorum. Bu kaydediyor mu lan? Burası bir de leş, burası pis. Ben buraya... Bu benim üstüme patlamaz değil mi hocam? Ben buraya sığarım ya. Şöyle bak. Sağlam sağlam. Buraya böyle... giriyorum. Aynen. Hocam. Burası benim üstüme çöker mi ya? Burada böyle takılmaca. Hiç rahat değil. Gerçekten hiç rahat değil. Klostrofobik. Çok stresli. Çok stresli. Oh. Şunların hepsini benim eve götüreceğim. Ve buraya yatak, yorgan, bir şey, çarşaf. Böyle çok rahatsız olmaz yani. Bitti. Hepsini aldım içeri. Şimdi yastık, yorgan. Faysal'la beraber yastık, yorgan. Bu kurtarır bizi. Eylül geri gel. Geri gel Eylül. Gitme. Birazdan gelmiş olması lazım sence. Atayım dur, konumu atayım. At, konum at. Tamam hadi lan. Hadi bay bay. İki farklı kamerayla şu an çekiyorum. 3 tane daha gelecek. Bilmiyorum ne olacak. Hakikaten acayip stres altındayım.
Kargo geldi. 2 GoPro, 3 GoPro. Ben bu kameraları, ışıkları falan kurarken ben alarmı devre dışı bırakıp girdim eve. Ben Meryem evden çıktım zannedip alarmı tekrar kurdu. Kameraları tam devre dışı bırakırken hareket sensörü de var. Mal gibi kaldım böyle, hareketsiz kaldım, çok korktum. Lan dedim evdeyim, niye alarmı? Bir daha mı kurdu ya? Şu alarmı kurma ya. Ötecek şimdi ben adım atarken. Evden kıyma alıp çıkacağım dedim, inandı. Ama alarmı yine kurdu. Dur şunu bir ayarla. Hareket sensörünün pilini mi söksem acaba? Senin işte. Oh. Allah kahretsin ya. Ne biçim öptü Allah'ın belası. Alem. Doğru, biz yanlışlıkla yaptım ya. Yanlışlıkla yaptım, doğru. Pili çıkarınca ötüyor, direkt güvenlik aradı. Allah kahretsin, bir dur be. Oğlum seni öldürür lan. Oldu, oldu, tamam. Oldu, ben bittim ama ya. Arkadaşlar, birinci yerimiz burası. Vallahi oldu, orası güzel oldu. Bak şu an gayet iyi görüyor. Şöyle. Bu GoPro asla görünmez diye düşünüyorum. İkinci GoPro ise şurada. Bu da görünmez bence, imkansız bunu görmesi. Zaten sadece kafası var GoPro'nun. Benim en çok korktuğum burada. Buradan geldiğin zaman şurada bak, arkada. Şu. Zaten çok küçük bir görüş alanı var. Ama yine de bir şey olması lazım burada. Ben de burada olacağım arkadaşlar. Yastığım da içeride, hazır. İnşallah kameralardan birinin falan pili bitmez. En kötü senaryo o şu anki. Bu arada dışarıdaki güvenlik kamerasını da açtım. Eğer evden koşarak çıkarsa o güvenlik kamerasından göreceğiz nereden çıkıyor, ne yapıyor, ne ediyor. Mutfaktan gelecek gayip gayip sesler. Şunun gibi sesler mesela. Kabus. Cin geldi, öldürecek yani. Cin geldi, lavabonun orada gidere sıkıştı. Bunun yani. Evet arkadaşlar, mesaj geldi. Şu an kameraları aç dediler. Şimdi ben pozisyonuma gireceğim. Pozisyonuma girdikten sonra telefondan kameraları açacağım. Meryem, umarım başarılı olurum. Günün sonunda altına sıçtıktan sonra sabahtan beri bütün bu uğraştıklarımı görmeni ve bana kızmamanı istiyorum. Evet, hadi açalım kameraları. Şu an bu GoPro'lardan birisi olmuyor, beni delirtiyor. Kıracağım şimdi GoPro'yu. Olmuyor. Çok az kaldı, olmuyor Allah'ın belası ya. Kaldı böyle ya. Teknoloji. Eskiden telefonla bağlanma mı vardı? Kendimiz yapıyorduk. Şarjı var, her şey var. Hadi dur şurada ya. Senin ananı s**eyim ben GoPro. Arkadaşlar geliyorlar. Kapının önünde olma ihtimaline karşı sessiz konuşacağım. Bak. Kapat. Kapat. Bunu da kapat. Kapat lan. Aa, çok gerildim. Çok gerildim. Acayip gerildim. Buradan sonra çok fazla konuşamayacağım. Geleceği için çok fazla konuşamayacağım. Onun yerine fısıldaşacağım. Çok fena.
Hayır, sabah yemese beyefendi, bu beyefendi sabah yemese anlayacağım. Ama be çocuğum, ama be yavrum sabah yedim. I can deal with the bad nights. Ne oluyor ya? Lan ne oluyor ya? Allah Allah. Ya siz ne kadar malsınız? Mallar. Mallar. Bunu yapan geri zekalı. Neredesiniz? Bunu sıçayım ya. Lan mal kafa. Of!
beni korkutmaya mı çalışıyor? Ne alakalı? Evden öyle sesler şey geliyor. Ne bileyim lan? Temmuz evden sesler geliyor. Öyle bir şey varsa söyle, korkmaya başladım. Ya Murat yapıyor değil mi? Ne yapıyorum ben? Temmuz, şu an kapatma. Bir şey diyeceğim. Ben Dubai'deki otellere baktım. 1600 liraya falan var. Ben bununla ilgili konuşmak için aramıştım. Sen şu an var ya tarara bir şeyler diyorsun. Sen Murat'la, konuştun mu diyorum sana? Murat'la biz konuşmadık. Mesajlaştık. Mesajlaşıyordunuz. Ne dedi sana? Ben onu şu an telefonu... Bir şey demedi. Sağ ol, saçma bir tane. Ya evden ses geliyor ya. Ya ben de. Bak ya, bir dakika. Hayır, bu ne ya? Evden ses geliyor. Korkuyorum şu an. Murat yapıyor. Murat ya, video çekiyorsan çekemezsin şu anda. Ne yapıyor? Evden ses geliyor. Of. Ya Murat yapıyorsa söyle bak. Gerçekten korkuyorum. Ya Meryem, bir şey söyleyeceğim. Ya evden geliyor ses ya. Ne sesi geliyor? Bir yere vuruyor. Murat yapıyor eminim. Tamam, ben ne yapayım o zaman şimdi? Bana ama telefonu açmadığı için de korkuyorum aynı zamanda şu an. Kim aradı ya? Korkum gel diyor. Aa,
Oksijen girdi. Şükürler olsun. Arkadaşlar çıkacağım. Başka şeyim kalmadı. Benim eve saklandı ama nüküm resmen. Buradan izliyorum bu arada. Apartman kamerasından izliyorum. Hemen hızlı hareket etmem lazım. Kameraların hiçbirini fark etmedi. Hiçbirini fark etmedi. Şimdi çama vurdum. Bilmiyorum, belki o evde de korkar. O evin içinde de korkar belki. Benim evin içinde. Gelene kadar bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Oy. Ya sen ya sen geri zekalı mısın? Ağladın mı lan? Ya sen mal mısın? Bir şey diyeceğim. Geri zekalı mısın? Çok komik. Bak gerçekten korktum ha. Hayır. Ben bu ev ya ben evimde bir rahat sen... bir şey diyorum. Kamera nerede, kameralar var? Ben eve geldiğimden beri çok saçma sapan bir şekilde geziyorum çünkü. Bir çok bak bakayım bu. Nerede kamera? Nerede olabilir sence kamera? Çok sinirlerim bozuldu. Buraya mı koydun? Bir ara pır kameranın şarjı bitti falan diye bana bildirimler geldi gün boyunca sürekli. Onun ben pilini çıkardım. Alarmı içeride ev dışı kurduktan sonra burada gezerken hareket sensörü ötecek diye pilini çıkardım hareket sensörünün. Bak saksıya. Sapık. Sapık kamerası. Öyle yansıtma ama millet. İnsanlara öyle lanse etmiyormuş. Tam olarak sapık kamerası. Şurada oturdum öyle mal mal oturdum. Başka nerede var? Onun da şarjı bitti galiba. Elimi aldım şöyle. Hepsi bitti ya. Sapık kamerası. Tam bir sapık. Hepsi sapık sapık burada duruyor. Şey, buraya vurdun değil mi? Şerefsiz. Şerefsiz hep buradan sesler gel. Saatini koymuş bir tane. Onlar ses yaptı. Bak şimdi nasıl. Nasıl abi? Güzel mi? Rahat aslında. Rahat mı? 1,5 saat yat bakayım orada. Ama lavaboyu açsaydım görürdüm gününü. Belki sizi akıtsaydı ya. Yok lan akıtmaz. Akıtmaz oğlum, ne olacak? Buradan çıktım, ne yaptım? Niye çıktım? Direkt kaçtım çünkü ben senin evde seni bulmayı bekliyordum. Önce zili çaldım, açılmadı. Açamadım. Sonra aklıma şey geldi. Alarmı kuruluysa bu, gerçekten evde değilse... Başım ağrır. Önce WhatsApp'ta şeyleri okudum. Alarmına falan, alarmının şifresini bulmaya çalıştım yazdığın şeylerde. Baktım şişesi kapının önünde oturuyor. Hadi bu evde. Bu evde ara camdan büyük ihtimal vuruyor, beni korkutu. Aynı bunlar yaşandı. Çok mutluydu ikisi. Kendi neden bu kadar mutlusunuz? Kediler böyle oynuyor muydu? Sonra ben bütün odaları aradım. Şu dolaplara baktım, içeriden misin acaba diye. Dolaplara mı baktın? Evet, dolaplara. Hırsız gibi, amına koyayım, şuraya bak. Şuraya girdim, baktım. Hatta... Bunları görmedin mi? Görmedin mi onları? Görmedim işte. Bunları nasıl fark etmedin? Ulan şunları... O Behlül'ün tapağı ya. Görmedim ki bunları işte. Gelip buraya neye baktın? Geldim burada, sen var mısın diye baktım. Sana baktım ben direkt. Murat! Çık ortaya diye bağırdım. Sonra kaygılanmaya başladım, tamam mı? Gerçekten... Bakıyorum çantan da burada. Aa diyorum, bu kesin burada yani. Bir şekilde bu evde olduğunu düşünüyorum. Yani. Abicim ben sırt çantasıyla mı geziyorum? Gezgin miyim ben ama? Gezdin. Aradım dedim ki bu işi Murat yapıyor dedim. Bak sen biliyorsun dedim. Bak ha. Dedim bana artık bunu söyle dedim. Murat yaptığına eminim falan dedim. O ne dedi? Çok güldü. Cin diye bir şey yoktur falan dedi bana. O zaman dedim cin diye bir şey yoksa evde biri var. Bu daha kötü. Ya daha kötü evet. Sonra birazcık korktum, ağladım ben. Fark etmişsinizdir. Evet, gözün akmış. Gidiyorum ya dedim. Gittim. Kapıyı açtım. Ne olacaksa olacak artık dedim.
İlk aslında şeye bakacaktım. Mutfaktaki dolabın altına bakacaktım. Çünkü oradan ses gelince çok korktum ilk başta. Ama oradan ses geldiği için bakamadım. Ama o ses çok korkunçtu. Çok yakından gelince korktum. Hiç korkmamasını anlamalıydım. Köpek olsa belli eder. İşte. Burada bir şey vardı, bu mal. Ama hep burada oturdu. Hep burada oturdu. Çünkü abisi burada. Abisinin mekanı burası. Ben burada yaşarım artık. Evet Meryemciğim, kusura bakma. Seni rahatsız ettik. Ben ufaktan kaçayım. Benim mesai saati doldu artık. Evet, tamam. Artık, aynen. Hadi arkadaşlar. Çok ses gelmesin bu sefer. Yok yok, ses yapmam. Hadi dikkat edin kendinize. Hadi bay bay. Hadi. Hadi gittin sen. Sabah gel, çöpleri al buradan. Tamam. Tamam. Bay bay. Hadi bay.